Değerli basın mensupları, dün Siirt Pervari'de terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada yaralanan iki, Van'ın Gevaş ilçesinde görev esnasında düşen keşif uçağımızla da 7 emniyet mensubumuz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yine Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırlarımızın hemen yanı başında çıkan çatışmalarda çok sayıda Azeri kardeşimiz şehit oldu. Şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Çatışmaların olduğu bölge Türkiye için de son derece stratejik bir bölge. Umarız ülkemizi yönetenler bu bölgede kurulan tuzaklar hakkındadır ve ona göre gerekli tedbirleri alıyordur. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz hain darbe girişi üzerinden 4 yıl geçti. O uğursuz gecede cep telefonlarının ardına saklanıp milleti sokaklara davet edenler, 4 yıl sonra saraya giden sokakları milletimize dar ettiler. 15 Temmuz gecesi mermilere göğsünü siper eden gazilerimiz, mermi yedikleri o sokaklarda ütülmedi. Ve sarayın kibirlisi Erdoğan, yine o bildik kibiriyle çıktı, saraya yürümek isteyen şehit yakınları ve gazilerimizi kastederek bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorluk çekenler elbette olabilir gibi son derece yakışıksız bir takım laflar etti. Her şeyden önce şehitlik ve gazilik bir mertebedir. O mertebeye can vererek, kan vererek ulaşılır. Bu ülkede kim şehit, kim gazilik makamına erişmiş, ona siz karar veremezsiniz Sayın Erdoğan. Bunlar sizin dağıtamayacağınız makamlardır. Size de bizlere de o insanlara saygı göstermek, sahip çıkmak düşer nokta. Milletimiz şehidine, gazisine sahip çıkmış, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için para toplamış, saraya vermiş ama para şimdi ortada yok. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz size çok basit bir soru soruyor. Milletimizin bize yaptığı bağışları neden bize vermiyorsunuz? Bu kadar basit. Size düşen de bu soruya cevap vermek, gereğini yapmak. Ben açık söyleyeyim, bu bağışlanan paralar az daha iç ediliyordu. Genel başkanımızın ısrarlı takibi sayesinde bu parayı iç edemediler. Saray iktidarına ve Erdoğan'a bir kez daha söylüyoruz. 2019 Ocak ayı itibariyle 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 338.971.732 lira toplanmıştı. Buna enflasyon kadar nema verseniz bu para bugün 397 milyon lira yapar. Yine Beşiktaş'taki terör saldırılarının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti de belli değil. Evelemek yok, gevelemek yok. Bu paraları şehit yakınları ve gazilerimize bir an önce ödeyin. Şimdi siz bu paraları ödemek yerine makbul şehit yakını, makbul gazi diye ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu ülkede soru sormayan şehit yakınları, gaziler makbul, hakkını arayanlar makbul değil. Böyle saçma bir ayrımcılık olur mu? Tek adam vesayet rejiminin elinde kimlik siyasetiyle gerçek ötesi popülizmle bölünüp parçalanmayan tek bir değerimiz kalmadı. Sıra şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz arasında ayrımcılık yapmaya geldi. Şehit yakınları bize şehitlerimizin emaneti, gazilerimiz milletimizin, devletimizin gurur nişaneleri. Sayın Erdoğan, elinizi dilinizi gazilerimizin ve şehit ailelerimizin üzerinden çekin. Bu millet şehadeti, şehitliği, gazileri sürekli aldatılan sizden öğrenecek değil. Siz her aldatıldığınızda bedelini bu millet canıyla kanıyla ödüyor. Milletin valilerine aman teröristlere dokunmayın, operasyon yapmayın diye talimat veriyorsunuz. Ondan sonra da sizin bu hatalarınızı temizlemek için hendeklerde 793 şehit veren bu milletimiz. Bu ülkenin adliyesini, maliyesini, mülkiyesini, askeriyesini yani tüm devleti FETÖ'ye teslim ediyorsunuz. Bunu da temizlemek için 251 şehit veren yine milletimiz.
Şimdi milletimiz sarayın kibirlisinden bir de fırça mı yiyecek? Hangi hadle, hangi hakla? 15 Temmuz tankların önüne, 15 Temmuz'da tankların önüne çıkan bir gazimiz bizi önce bulutlara çıkardılar. Çıkardılar, sonra da paraşütsüz aşağı saldılar diyor. Yine bir başka 15 Temmuz gazimiz ise biz hükümetin değil, devletin gazileriz diyerek tavrını koyuyor. Erdoğan istiyor ki o gün tankların önüne çıkan gazilerimiz bugün de sarayın ve bekçisinin müsamerelerine figüranlık yapsın. Gazilerimiz bunu kabul etmeyince de hemen ağzından kem sözler dökülüveriyor. Değerli basın mensupları, hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. FETÖ'yü devletimizin kılcal damarlarına kadar yerleştiren, ordumuzun harimi ismetini, kozmik odasını bu terör örgütüne teslim eden, Erdoğan başta olmak üzere FETÖ ile yan yana, diz dize fotoğraf çektiren bazı kendini bilmezler, genel başkanımıza, partimize olmadık iftiralar atıyorlar. Çok şükür bizler ekşi yemedik. Karnımızda ağrımıyor. Bizim partimizde boğazını yırtarak dön artık bitsin bu gurbetlik diyerek okyanus ötesine arzuhal yazan genel başkan çıkmadı. Bölücü terör örgütünün başına sayın diyen genel başkan da çıkmadı. FETÖ'nün başına sayın diyen grup başkan vekilleri hiç çıkmadı. Çok şükür FETÖ, PKK, baro kurabilir diyen grup başkan vekillerimiz de yok. Bunları yapanlar bugün bize FETÖ üzerinden, PKK üzerinden ders vermeye, istikamet çizmeye çalışıyorlar. Hadi oradan. Haddinizi bileceksiniz. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bunu her gün daha iyi görüyoruz. Çoklu baro projesi. Kimin? FETÖ'nün. Peki bu projeyi bugün sahiplenen kim? Koalisyon ortağıyla beraber Erdoğan ve partisi. Çoklu baro demek, çoklu hukukun kapısını aralamak demek. Parçalanmış hukukla istiklali tam olunamaz. Parçalanmış hukuk, parçalanmış devlettir. Parçalanmış hukuk, parçalanmış üniter yapıdır. 600 yıllık Osmanlı parçalanıp yok olduysa, bunun en önemli sebebi çoklu hukuktur. Erdoğan, tarih bilmediği için bunları da elbette bilmez. Ama biz kendisine tarihten küçük bir anekdot anlatalım. Bundan tam 115 yıl önce, 21 Temmuz 1905'te, Belçikalı bir anarşistin de içinde bulunduğu bir grup komitacı, Cuma selamlığı sonrasında 2. Abdülhamit'e bir suikast girişiminde bulundu. Belçikalı'nın suçu sabit olmasına ve mahkeme önünde suçunu itiraf etmesine rağmen, Osmanlı bu Belçikalı'yı cezalandıramadı. Çünkü Belçika ile imzalanan kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı toprağında suç işleyen Belçikalılar Belçika hukukuna göre Belçika mahkemeleri tarafından yargılanmak zorundaydı. Osmanlı kendi payitahtında Osmanlı sultanına suikast düzenleyen bu Belçikalı anarşistin kılına bile dokunamadı. Suçluyu sınır dışı etmekle yetindi. İşte cumhuriyetimizi kuranlar bu dersi hiç unutmadılar. İstiklali tam olmak için hukuk birliğinin şart olduğunu gördüler. Bu nedenle de Lozan'da en çetin mücadeleleri bir hukuk garabeti olan kapitülasyonların kaldırılması için verdiler. Bugün eğer birileri çoklu paro diyorsa bunun arkasında emperyalistler ve Büyük Orta Doğu projesi müellifleri aranmalıdır. AK Parti'nin grup başkan vekili ne diyor? PKK, FETÖ baro kurarmış. Kursun arkadaş diyor. Dervişin zikri fikrini ortaya koyuveriyor. Ama bundan daha üzücü olanı sarayın koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'nin bu sözlere gık çıkarmamasıdır. Hayırdır Sayın Bahçeli? Ortağınız bu ülkede PKK ve FETÖ baro kurabilir derken sizin buna bir itirazınız olmayacak mı? Yoksa sarayın bekçisi olunca Büyük Orta Doğu Projesi'nin de mi bekçisi oldunuz? Sizin ortağınıza bir itirazınız olmasa da biz itirazımızı Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Ülkemizi bölüp parçalama projesi olan çoklu baro yasasının iptali için mahkemeye başvurduk. Aslında Sayın Bahçeli Erdoğan'a karşı sadece bu konuda sessiz kalmadı.
Erdoğan, Ayasofya'nın müze kararının altında imzası olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe karşı ihanetle suçladı. Bugün pek çok Filistinli, Müslümanlığın ilk kıblesi, Peygamberimizin miraca çıktığı Mescid-i Aksa'ya bile giremiyor. Kendi toprağında, kendi mukaddes mekanına alınmıyor. Bugün bizim topraklarımızda, camilerimizde böylesine bir zilleti yaşamıyorsak bu kimin sayesinde? Sarayın kibir abidesinin dil uzatmaya cüret ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Tarihi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihine ihanetini yadırgamıyoruz. Ama Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumunu da ibretle izliyoruz. Bahçeli, Atatürk ve Fatih arasına nifak tohumu atan bizden değildir demişti. İyi de Sayın Bahçeli, Atatürk'ü tarihe ihanetle suçlayarak nifak tohumları eken sizin koalisyon ortağınız, sizin koalisyon ortağınızın başı, böyle bir münafıklığa diyecek sözünüz yok mu? Bunu neden YouTube sessiz kalıyorsunuz? Unutmayın, milletimiz hepinizi izliyor. Notunuzu veriyor, sandık önüne geldiğinde de sizlere yerlerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, sarayın sosyete damadı şöyle toparlanıyoruz, böyle toparlanıyoruz diye mezarlıkta ıslık çala dursun, artık mızrak çuvala sığmıyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, salgın döneminde mevcut işsizlik göstergelerinin yetersizliğini dikkate almış ve bir takım yeni gerçekten işsizliği gösterecek göstergeler üretmiş, bunları da paylaşmaya başlamış. İş gücü piyasasındaki durgunluğu, gerçek işsizliği ölçen bu yeni tanıma göre, Türkiye'de 20 ila 64 yaş arasında çalışma çağındaki nüfusta bu yılın ilk 3 ayı itibariyle gerçek işsizlik oranı %19,4. Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı Türkiye'de. Macaristan'da işsizlik oranı %6,5, Polonya'da %5,5, Romanya'da %6,3, komşumuz Bulgaristan'da %7,6, bizde ise %19,4. Avrupa'nın gelişen ve yükselen ekonomilerindeki işsizliğin neredeyse 3 katı kadar işsizliğimiz var. Bu mudur pozitif ayrışma? Buna bir de istihdamda görünen ama esasen işle bağları kopmuş işçilerimize ekleyin. Durum çok daha vahim boyutlara ulaşıyor. İktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adına mini istihdam paketi dediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifiyle işçilerimize büyük bir tuzak kuruluyor. Ağustos ayında sona erecek ücret izninin uygulaması 1 Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor. Böylece işverenler istedikleri işçileri istedikleri sürede bu bir yıl boyunca ücretsiz izne gönderebilecekler. Ücretsiz izne gönderilen işçiler işsiz görünmeyecek, istihdamda sayılacak. Peki bir yıl boyunca işçilerimize ayda 1170 lira ödenecek. Bu parayla bu işçiler nasıl geçinecek? Evinin kirasını, faturalarını, mutfak masraflarını nasıl karşılayacak? Eğer bu koşulları beğenmez, yeni iş aramak için işinden istifa ederse de ne kıdem tazminatından ne de ihbar tazminatından yararlanamayacak. Yani işçimiz yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Aslında bu yapılanın adı ücretsiz izin falan değil. Zorunlu işsizliğe mahkumiyettir. Hiçbir tazminat ödemeden. Emekçi bir yıl boyunca 1170 liraya mahkum olacak. Ama bir şey daha olacak. İşbaşı yapamayacak ama işsiz de görünmeyecek. Böylece sosyete damadın işsizlikteki bozuk karnesi daha da bozulmayacak. Talimatlı marketlerden fiyatları toplayıp enflasyonu düşük gösteren sosyete damat ve ekibinin işsizliği düşük göstermek için bulduğu yeni yöntem de bu.
Salgından en çok etkilenen bir diğer kesim ise gençlerimiz. 25-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 40'ı ne eğitimde ne de istihdamda. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 2 milyon 458 bin genç evde oturup maalesef anasının babasının eline bakıyor. Ama saray sosyetesinin çocuklar için böyle bir şey söz konusu dahi değil. Onlar bambaşka bir dünyada yaşıyor. Onlara yönetim kurulu üyelikleri, şube başkanlıkları, sarayda danışmanlıklar, çifter çifter maaşlar. Seç, beğen, al. En son skandal Türk Hava Kurumu'nda yaşandı. AK Parti'nin Eskişehir milletvekilinin oğlu Türk Hava Kurumu'na bir ay önce üye yapıldı. Sonra da kayyum eliyle Eskişehir Şube Başkanlığı'na atandı. Herhangi bir seçim sonucunda mı? Hayır. Sınav mı yapıldı? Yok. Liyakat mı arandı? O da yok. Ama milletin çocukları doğru düzgün bir iş bulamazken, bulanlar da 3 kuruşa çalışırken, bu beylerin çocukları ikbal merdivenlerini sınavsız, sorgusuz, sualsiz hoplaya zıplaya tırmanmaya devam ediyor. Devlet bunlar için Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Değerli basın mensupları, saray sosyetesi gününü gün ediyor. Türkiye ekonomisi ise uçurumdan baş aşağı gidiyor. Döviz bilançomuz, yani cari dengemiz hızla bozuluyor. Merkez Bankası kasasından bu yılın ilk 5 ayında 22 milyar dolar rezerv kullanmışız, eritmişiz. Böyle bir rezerv erimesi daha önce hiçbir yılda yok. Diğer tarafta da bütçe açığı rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye ekonomisi giderek büyüyen bir ikiz açık sorunuyla karşı karşıya. Geçmişte ne zaman ikiz açık büyüse işin sonu hayırlı olmamıştır. Net döviz rezervlerimizin negatif bakiye verdiği de düşünülürse bu hikayenin sonu gerçekten acı biter, tedbir alınmazsa. Dün bütçe rakamlarını gördük, ilk yarının bütçe rakamlarını. Bütçenin faiz harcamaları ilk 6 ayda geçen seneye göre %40 artmış, 71 milyar lirayı aşmış. Harcamalar içinde en hızlı artan kalem faiz harcamaları olmuş. Faizi düşürdük, faizi kontrol ediyoruz derken ortaya çıkan manzaraya bakın. Personel, cari transferler ve faiz gibi zorunlu harcamaların bütçe harcamaları içindeki payı da %81'e ulaşmış. Yani bütçede hiçbir manevra alanı bırakmamışlar. Bütçe açığı aynı dönemde %39 artarak 109 milyar liraya ulaşmış. Böylesine büyük bütçe açıklarıyla bundan önce hiç karşılaşmadık. Tüm yıl için hedeflenen bütçe açığının %79'u, yani neredeyse %80'i yılın ilk yarısında gerçekleştirilmiş. Bu bütçe kadık olmuş. Bu bütçe bitmiş. İşte biz bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir dayanışma programı ve bütçesi getirin dedik, durduk. Dilimizde tüy bitti. Ama dinlemiyorlar. Esnafımız haklı olarak bana kredi verme, bana nakdi destek ver diyor. Dünyada tüm ekonomiler salgın döneminde sanayicisine, işçisine, esnafına, KOBİ'sine karşılıksız nakdi destek verdi. Çünkü biliyordu ki üretim gücünü ancak böyle ayakta tutabilir. Uluslararası Para Fonu yakın zamanda bir çalışma yapmış. G20 ülkeleri içinde gelir dağılımı en bozuk ülkelerden biri Türkiye. Ama buna rağmen salgında ailelere en düşük doğrudan yardım veren ülkelerden biri de Türkiye. Biz aile destekleri sigortasını bunun için yıllardır dillendirip duruyoruz. Türkiye'deki saray hükümeti ekonomimizi ve insanımızı güçlendirmek yerine taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Borcu borçla çevirttiriyor. Ama görmüyor ki borç yiyen kesesinden yiyor. Şirketlerimize, insanlarımıza gelecekteki gelirini bugün harcatıyorsun. Gelecekteki gelirlerine ipotek koyuyorsun. Türkiye'nin anlı şanlı firmalarının durumuna bir bakın. En büyük 500 sanayi kuruluşunun
Finansman yapısındaki bozulma 2019'da devam ediyor. Borçların toplam kaynaklar içindeki payı 2019'da %68,4'e yükselmiş. Çok değil, daha 9 yıl önce aynı oran %51'miş. Şirketlerimiz bu borçları öderken ne yapacak? Yatırım yapmayacak bu borcu ödemek için. İşçi almayacak. Sıkışırsa işçi çıkaracak. Oysa dünyaya baktığımızda arz zincirleri dağılıyor. Bütün dünya üretiminde Çin'e bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Yeni üretim üsleri çıkacak. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa 56 ülkeye 24 trilyon dolarlık büyük bir pazara erişecek bir coğrafi konumda. Genç, dinamik girişimci nüfusuyla, dışı açık piyasa ekonomisiyle, küresel değer zincirlerinde yer tutmuş şirketleriyle büyük bir avantaja sahip. Ancak ülkemiz borç yükü altında ezilen şirketlerle, esnaflarla, çiftçilerle, çalışanlarla bu avantajını, bu doğal avantajını kullanamaz. Kendini tamamen borç ödemeye verir. Daha önce küresel döviz bolluğunda kaçırılan fırsatlar bir kez daha kaçırılır. Hep söylüyorum, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Nasıl daha önce dünyadaki en elverişli iklime rağmen tek adamlık hırsı nedeniyle 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıysak, bu yönetim sürerse ortaya çıkan yeni fırsatları da kaçıracağız. İşte bu fırsatlar kaçmasın diye insanlarımızın krizde mahrum kaldığı kazancı karşılığında borç vermeyin. Bu kazancı bütçeden vereceğiniz gelir destekleriyle telafi edin. Saray sosyetesinin evlatları değil, milletin evlatları iş bulsun. 5 tane havuz müteahhidine giden kaynaklar millete gitsin diyoruz. Ama saray milletimizi değil, sadece kendini düşünüyor. Milletimiz onları görüyor. Notunu veriyor. Sandık geldiğinde de hiç şüpheleri olmasın ki yerlerini gösterecekler. Ondan sonra gelecek CHP iktidarında yarınlarımızı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Üreteceğiz, kazanacağız ve hakça paylaşacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Herkes bu ülkenin yurttaşı olmakla gurur duyacak. Bugünlerin yaralarını hep beraber ortak akılla, istişareyle, adaletle saracağız. Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz iktidar söyleyip söylemekten dilimizde tüy bitti. Emeklilerimize vereceğin ikramiyeyi 1500 lira yap dedik iktidara. Oralı dahi olmadılar. Bugün 3 grup başkan vekilimiz meclise bir kanun teklifi verdiler ve emekli ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılmasını önerdiler. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim, evet. Bize iletilmiş sorular var telefon aracılığıyla. Fox TV sormuş. Cumhurbaşkanı bugün kıdem tazminatı ile ilgili konuştu. Adil olmayan bir düzenleme yapamayız. Yeni düzenlemeye kaldı. Taraflarla görüşülecek dedi. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyiz? Peki bu kıdem tazminatı meselesini kim çıkarttı? Bu kıdem tazminatı meselesini sarayın sosyete damadı ortaya attı. Şimdi adil olmayan bir düzenleme yapamayız diye bu işten vazgeçmiş görünüyorlar. Ama yaptıkları diğer düzenlemelere bakarsanız hepsi adaletsizlikle malul. İşte biraz önce söyledim. Zorunlu izin. Ücretsiz izin. Bu son derece adaletsiz bir uygulama. Kıdem tazminatı ödemenin bir yıl boyunca, diğer tazminatları ödemenin, İşsizlik parası vermenin önüne geçmek için yapılmış olan bir uygulama. Halbuki dünyanın diğer ülkeleri gibi biz çok daha uzun sürecek şekilde böyle 1170 lira gibi komik ayda paralar vereceğimize herkesin maaşının %80'ini
İngiltere'nin yaptığı gibi, başka ülkelerin yaptığı gibi ödeyerek işbaşı yapamayanlara destek olabilirdik. Ama hükümet maalesef bunu bu yola gitmek yerine bütçeden ödeyerek yapabilirdik. İşsizlik fonundan işçilerin, çalışanların parasına el atıp bu tür hakkaniyetle bağdaşmayan uygulamalar yapmayı tercih etti. Efendim, CNN Türk'ten iki soru var. İlk soru, HDP milletvekili Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Partisi de ihraç talebiyle disipline sevk etti. Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz? Kimliği ne olursa olsun, bulunduğu mevki ne olursa olsun, herhangi biri eşine şiddet uyguluyorsa, o zaman bununla ilgili bu kabul edilemez. Ve bununla ilgili olarak da her müessese, her siyasi parti, her kuruluş gereğini yapmak zorundadır. Kadına şiddet maalesef bu ülkenin kanayan yarasıdır. Ve kadına şiddeti önleyen, bizim de ev sahibi ülke olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bu ülkenin imzasını, kendi imzalarını geri çekmekten bahsedenler maalesef kadına şiddeti özendirmektedirler. CNN Türk'ün son sorusu. Kurultaya bildiğimiz kadarıyla pandemi nedeniyle onur üyeleri davet edilmeyecek. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir mektup gönderecekti. O mektuplar gönderildi mi? Buna ek olarak onur üyelerine davet gönderilmemesine tepkiler de geliyor. En son Sayın Umut Oran'ın eleştirileri oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Hep söyledim. Bu kurultay sürecinde bizim en önemli önceliğimiz sağlıktan taviz vermeden demokrasinin en iyi şekilde işlemesini sağlamaktır. Biz bu kurultaya katılmak üzere gelecek onur üyelerimizle ilgili almayacağız diye bir şey demiyoruz. Ama tercih hakkını onlara bırakıyoruz. Şunu görmek lazım. Yani bunun üzerinden gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yönetmek, partimize eleştiri yönetmek insafsızlıktan başka bir şey değil. Ortada bir pandemi var. Bu işin ne zaman düzeleceği de belli değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu eleştirileri yönetenlerin yarın kurultayı salgın nedeniyle yapamaz durumu, yeniden ikinci dalganın başlaması ihtimalinde bu kurultayı yapamaz duruma gelmemiz halinde Mart ayında ortaya çıkıp kurultayı yapamadılar, kayyum atayın diye barbar bağırmaya başlayacaklarından hiç şüphem yok. Tekrar söylüyorum. Onur üyelerimiz ve tüm üyelerimiz bizim başımızın tacıdır. Onur üyelerimizin kurultayımıza gelmek istemeleri halinde kendileri için de azami sağlık şartlarını sağlayarak kurultayımızı izleme imkanını vereceğiz. Teşekkür ediyorum.